Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Oraya gidin ve içerisinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin. İlk kıble neresidir? Bera bin Azib'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hicretten sonra 16 ve 17 ay boyunca Beytülmaktis'e doğru namaz kıldılar. Yeryüzünde yapılmış ikinci mescit, Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a yükseldiği kutsal yerdir. Müslümanlar için Kabe ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü önemli haremdir. Tarihte birçok peygambere ev sahipliği yapmış, Miraç'ta Peygamber Efendimizin diğer peygamberlere namaz kıldırdığı olmuştur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin ilk ayetinde çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa olarak buyurmuştur. Arapça Aksa uzak anlamındadır. Mekke'ye uzaklığından dolayı Mescid-i Aksa yani uzak mescid denilmiştir. Bazı alimlere göre ise Allah'ın semasına en yakın yer olduğundan uzaklara açılan kapı veya semaya yükselen merdiven anlamında Aksa denilmiştir. Mescid-i Aksa'nın yerinin tespiti ve planlaması Hz. Davud aleyhisselam ile başlamıştır. Fakat Hz. Süleyman döneminde 7 senede yapılmıştır. Hz. Süleyman aleyhisselam döneminden sonra zaman zaman istilacıların yağmalama ve yıkımlarına maruz kalmıştır. En büyük yıkım ise Babil hükümdarı 2. Buhtun-Nasr'ın Kudüs'ü 3. işgali sırasında olmuştur. Babil işgalinden kurtulan Yahudiler Kudüs'e geri dönmüş ve Mescid-i Aksa'yı tekrar inşa etmişlerdir. Bu inşa 25 yıl sürmüştür. Milattan sonra 70 yılında Titus kumandasındaki Roma ordusunun işgali sırasında Mescid-i Aksa tekrar yıkılmıştır. Hadrian zamanında Beytülmaktis yerine Jüpiter tapınağı yapılmış, Konstantin Hristiyanlığa kabul ettikten sonra bu tapınağın yıkıldığı sanılmaktadır. Hazreti Ömer Bizansların elinden 638 yılında fethetmiştir. Şehir Hazreti Ömer'den sonra sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları, Akşitler ve Fatimiler tarafından ele geçirilmiştir. 1077 yılında ilk defa bir Türk komutanı Selçuklu emiri Atsız bin Uvak Kudüs'ü fethetmiştir. 1098 yılında Fatimiler şehri geri almıştır ve 1099 1. Haçlı Seferinde şehir işgal edilmiştir. Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında Haçlıların elinden alınmıştır. Eyyubilerden sonra Harezmiler, sonra Memlüklerin himayesine geçmiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. 1917 yılına kadar İslam himayesinde kalması sağlanmıştır. Halen işgal altında olan Mescid-i Aksa için bir kandil uyandırmak gerekmez mi?